Tıpkı Gezi Parkı eylemleri gibi rüşvet ve yolsuzluk operasyonu da yerli ve yabancı basında geniş yer buldu. The New York Times Erdoğan'ın siyasi hayatının tehlikeye düşmesiyle beraber Türkiye'nin bölgedeki rolü ve batı ile ilişkileri de sorgulanmaya başlandı. Erdoğan için başka bir endişe konusu da hükümetine duyulan öfkenin geçen yaz İstanbul'daki bir parkın kaldırılmasını protesto eden ve şiddetle bastırılan gösterilerde olduğu gibi tekrar sokaklara dökülüp dökülmeyeceğini yazdı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğullarını kapana kıstıran yüksek profilli bir yolsuzluk soruşturması üzerine istifa ettiklerini belirtti. İngiliz yayın kurumu BBC haberi Türk Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler oğullarının hükümeti vuran bir yolsuzluk soruşturması kapsamında suçlanmaları üzerine istifa ettiler şeklinde verdi. Katar merkezli El Cezire Televizyonu Türkiye'nin sansasyonel yolsuzluk operasyonu ve bakanların istifasıyla sarsıldığını vurguladığı haberi. Bayraktar'ın bayrakların Erdoğan'ı istifaya çağırmasını da ekranlardan duyurdu. Dubai merkezli El Arabiya televizyonu da skandal Türkiye'nin siyaseti elitini vurdu ve Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ciddi bir meydan okuma oluşturdu yorumunu yaptı. İran'ın resmi haber ajansı İrna'da istifasına yer verdi Erdoğan bayrakların bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletime saygılar sunuyorum sözlerini aktardı. Rusya'nın sesi istifasına İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında oğlu tutuklanan ekonomi bakanı Zafer Çağlayan bakanlık görevinden istifa etti diyerek istifayı verdi. Rüşvet operasyonu sonrası Türkiye'de Amerikan Büyükelçisi Richard Donnie'de falan suçlamaların ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Türk medyasının bazı unsurları tarafından Büyükelçimize yönelik devam eden temelsiz saldırıları son derece rahatsız edici buluyoruz ifadelerini kullandı. Amerikan CNN televizyonu operasyon ve istifalar konusunda konusunda hükümetin yolsuzluk operasyonunun ardından çatlamaya başladığını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir din adamının bununla ilgili olabileceği yolunda söylentiler olduğunu belirtti. Yeni mesaj gazetesinde Orhan Dede hükümet paralel devletin peşinde derken Bayram Coşkun rezalet olimpiyatları başladı başlığı başlığıyla bir makale kaleme almış. Muharrem Bayraktar bu pisliği temizleyin diyerek yetkililere seslenmiş. Cumhuriyetten Cüneyt Arcı Yürek partin ak mı kara mı kanıtla diye sormuş. Milliyetten Melih Aşık bunun adı anayasal krizdir demiş. Bugün yurdumuzda vuku bulan rüşvet operasyonu ve bakanların istifası ile ilgili basında yer alan haberleri verdik. Takdir yüce Türk milletinindir. Profesör Doktor Haydar Baş